Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Konumuz felsefe ile tanışma, temelinizi sağlam atmak ve bir sonraki konularınızı daha iyi anlayabilmek adına beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Hadi buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar, bu konunun içerisinde neler göreceğiz? Hemen konu başlıklarımıza kısaca bir bakalım istiyorum. Felsefe nedir diyeceğiz, filozof kimdir, düşünme, bilinç ve öz bilinç üzerine tanımlamalar ve açıklamalar yapacağız, felsefenin işlevlerine değineceğiz, felsefi düşüncelerin özellikleri, felsefe ve hikmet diyeceğiz, konumuzu sonlandıracağız. İlk öncelikle felsefeyle bir tanışalım istiyorum. Tanışmadan bir şey hakkında fikir sahibi olamayız arkadaşlar. Felsefe nedir sorusunu sorduğumuzda aslında felsefenin kesin ve net bir tanımını yapmak mümkün değildir. Ama ben kafanızda daha net olması için felsefe nedir sorularına filozofların tariflerini şöyle bir açıklamak istiyorum. Aristoteles'in felsefe nedir tarifi düzenli kainat karşısında insanın saygılı şaşkınlığıdır. Bir Fransız felsefe tarihçisi olan Alfred Weber'e göre ise felsefe tabiat aklında toplu bir görüşün araştırılması genel bir açıklama denemesidir demiştir. Tabii ki bu tarifleri uzun uzadıya sürdürebiliriz ancak işte bu tanım felsefedir demek mümkün değildir. Çünkü felsefe filozoflara göre, kişiye göre değişen subjektif temelli bir açıklamadır. Yine de anlayabilmeniz açısından felsefenin şurada küçük bir tanımını yaptık. Varlık, bilgi ve değer alanları ile ilgili soruları akla uygun. Şurası bizim için önemli. Varlık, bilgi, değer. Birazdan bunların açıklamasını yapacağız. Akla uygun, eleştirel biçimde değerlendirip evrenin varoluşunu anlama ve açıklama çabasıdır diyebiliriz. Felsefenin içerisinde hangi kavramlar yer alacak? Yani bu felsefe hangi konulara değiniyor? Felsefe teriminin ilişkili olduğu kavramlara bir bakalım istiyorum. Akıl var mı işin içinde? Akıl olmadan olmaz. Çünkü biz düşünmeyi akıl ile yapıyoruz. Düşünürken arayış ve sezgilerimiz var. İşin içinde düşünmenin sonucu olan bilgi var. Yine hikmet var, bilgelik var. Bilgiyi araştıran kişiye diyeceğiz. Duyum, hakikat, gerçeklik, sevgi, dostluk bunların hepsi felsefe teriminin ilişkili olduğu kavramlar diyebiliriz arkadaşlar. İlk öncelikle felsefenin kelime anlamına bir bakalım. Felsefe aslında Yunanca filosofya sözcüğünden gelmektedir. Yani ben filo ve sofya sözcüklerini birleştirdiğimde sevgiyi aramak, bilgi, bilgelik diyebilirim. Bilgiyi aramak, bilgeliği sevmek. Bunların hepsi aslında felsefenin kelime anlamı içerisinde yer alıyor. Ama şunları da bilmemiz gerekiyor. Felsefe evreni ve evrende olan biten her şeyi bilmeye yönelik aslında zihinsel, akla dayanan bir üründür. Bu çabanın yöneldiği konular ise içinde yaşadığımız evren nasıl var oldu? İlk öncelikle birazdan bahsedeceğim. Varlık nedir? Evrenin ilk ana maddesi nedir sorularıyla filozoflar başlamıştır. Yaşamın amacının ne olduğu sorgulanmıştır felsefeyle beraber. Doğru, güvenilir bilgi elde etmenin mümkün olup olmadığı, ahlaki davranışın ölçütleri yine sorgulanmıştır felsefe içerisinde. Bireylerin ve devletin birbirine karşı olan yükümlülükleri sorgulanmıştır. Güzelliğin kaynağı ne olduğu gibi sorular felsefenin aslında konuları içerisinde yer alan başlıklar arasında toparlayabiliriz. Peki bu felsefeyi yapanlar kimler? Felsefeyi ortaya atanların ismine biz ne diyeceğiz? Filozof diyeceğiz arkadaşlar. Filozof evrenle, varlıkla, doğada meydana gelen olaylarla ve insan yaşamıyla ilgili her şeyi eleştiren, akla dayandıran, sorgulayan insandır. Ancak bunu nasıl yapıyor? Akla dayandırarak yapıyor. Filozof, doğayı ve doğada olup bitenleri kavramak için bunların özünü, genel ilkelerini aslında ortaya koymak isteyen insandır. Filozofun amacı bilgeliğe ulaşmaktır.
kesin ve değişmez bilgiye ulaşmak olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü kesin ve değişmez bilgi yoktur felsefe içerisinde. Mutlak bilgi asla felsefeye ait değildir. Dolayısıyla felsefenin içerisinde filozof mutlak bilgiye ulaşamaz. Sorgulayan, merak eden, merak ettiği şeyler içerisinde kendi görüşlerini de katan kişi aslında nedir? Filozoftur diyebiliriz. Bakalım filozof kendini nasıl tanımlamış? Gelin bir de onların ağzından bakalım. Alçak gönüllüyüm demiş. İnsanlığın büyük bilgi hazinesi büyüklenmeyi engeller. Şüpheciyim demiş. Hazır, dogmatik cevaplarla yetinen doğruya yönelmez. Yani nedir? Eleştireldir. Önüne verilen bilgiyi her zaman sorgular. Hoşgörülüyüm demiş. Başkalarının düşüncelerinin de değerli olduğunu kabul eden kişi aslında kimmiş? Filozofmuş. Sakinim, günlük olaylar ve duygular doğruluk arayışımı bozamaz demiş. Sabırla ve sakinlikle bir bilgiye ulaşır filozof. Meraklıyım, zaten bilme ve merak duygum olmasa filozof olamam demiş. Açık görüşlüyüm, farklı düşüncelerin, farklı filozofların görüşleri de insanı geliştirdiğini düşünmüş. Akılsalım, ortaya koyduğum her şey aklının ilkelerine ve eleştiri süzgecinin en önemli belirleyicilerinden demiş. Gelin biz de burada filozofları kısaca tanımlayalım. Filozof nedir? Sürekli düşünen bir adamcağız. Doğru mudur? Bilgi peşinde koşuyor mu? Evet, bunlar bilgiyi çok seviyorlar. O yüzden bilgi peşinde koşuyorlar. Diğer bir deyişle bilgiyi seviyorlar demiştik. Sevdikleri için de sevdiği şeyin peşinden koşuyor. Şüpheci ve sorgulayıcı mı? Evet. Şüpheci ve sorgulayıcı olmasa, olanı olduğu gibi kabul etse ne olur? Dogmatik olurlar diyebiliriz. Bir de bakalım bu filozofların felsefe tanımları neler? Yani bunlar filozoflar felsefeyi nasıl tanımlamışlar? Aristoteles felsefeyi ilkeler ya da ilk nedenler olarak bilimdir felsefe demiş. Epikuros yine ilk çağ filozoflarından mutlu bir yaşam sağlamak için tutarlı, eylemsel bir sistemdir. Bunlar size böyle anlamsal olarak, kavramsal açıdan zor gibi gelebilir ama ilerleyen konularımızda bu tanımların ne anlama geldiğini daha iyi idrak edebileceğiz. Augustinus ne demiş? Felsefe aslında Tanrı'yı bilmektir ve gerçek felsefe ne demiş? Din ile aynıdır. Sokrates ne demiş? Felsefe aslında neleri bilmediğini bilmektir. Yani senin neleri bilmediğini gösteren şey aslında felsefedir, sorgulayandır demiş. Hobbes amcamız ne demiş? Felsefe yapmak, doğru düşünmektir demiş. Peki bu felsefe nasıl ortaya çıkmış? Felsefe ilk defa aslında antik Yunan'da, Ege kıyılarında, Milet kentinde, yani bu şu anki Ege Denizi kıyısında ticaretle uğraşan Aydın, Didim taraflarında ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Antik Yunan'da bunun ortaya çıkmasının sebebi aslında denizcilik ile uğraşılması sebebiyle bilgi birikiminin olması, ticaretin, farklı milletler arasında ticaretin olması dolayısıyla boş zaman kavramının da olması fazlasıyla etkili olmuştur. Gelin bir bakalım felsefe çıkarken ortada o millette ortam nasıldı? Refah düzeyi bir defa çok yüksekti. Yani felsefe yapılabilecek bir zaman vardı. Zaman olmadığında felsefe yapılamaz. Çünkü felsefe uzun uzadıya düşünme işidir. Sorgulama, araştırma, derinlemesine düşünme işidir. Kültürel bir bilgi birikimi vardı. Çünkü millet bir liman kentiydi ve farklı milletlerden, kültürlerden ticaret için bir araya geliniyordu. Dolayısıyla burada felsefe yapmak için de bir etkendi. Düşünce özgürlüğü vardı. Felsefe her konuda araştırma, sorgulama, eleştiri yaptığı için aslında demokrasinin olmadığı yerde de felsefe vardır diyemeyiz. O zamanki millette, antik Yunan'da düşünce özgürlüğü vardı ve özgür ortamdan dolayı merak eden aydınlar ortaya çıkmıştır. Bunlar arkadaşlar felsefenin ortaya çıkışında etkili olan faktörlerdir. Tabii ki ilk soru varlık nedir diye ortaya çıkmıştır. Bunu da kim yapmıştır? Varlığın ana maddesi, arkesi nedir diye soran Thales ortaya çıkmıştır. Felsefe tarihinin ilk filozofu Thales'tir. Bunu unutmayacağız. Thales demin de dediğim gibi Milet'te yaşamıştır. Aydın, Didim taraflarında. Thales dinsel ve mitolojik, yani mitolojik dediğimiz efsanevi, gerçek olmayan inançları dışarıda bırakarak evreni akla
ve doğa gözlemlerine dayalı olarak açıklamaya çalışmıştır. Buna da işte evrenin ilk ana maddesi nedir, arke nedir diye başlamıştır. Güneş tutulmasını önceden haber verdiği söylenen Thales, geometride de kendi adıyla bilinen Thales teoremini ortaya atmıştır. Hemen bu felsefenin konularına bir bakalım. Biz bunları ana başlık altında çeşitli sanat felsefesi, din felsefesi, bilim felsefesi olarak işleyeceğiz, göreceğiz. Ancak felsefe ana konular açısından varlık, bilgi ve değer felsefesi olarak üçe ayrılıyor. Varlık dediğim şey ontoloji felsefesi diye geçecek diğer bir ismiyle. Varlık nedir? Varlığın nitelikleri ve nicelikleri nelerdir? Bunlar varlık felsefesinin konuları olacak. Bilgi felsefesi deyince de aklımıza epistemoloji kavramı gelecek. Epistemoloji nedir? Bilgi nedir sorusu yine soracak. Doğru bilgi mümkün müdür? Doğru bilgi mümkün müdür gibi sorular da bilgi felsefesinin alanına gelecek. Geldik değer felsefesine. Diğer bir ismiyle de aksiyoloji felsefesi. Buraya estetik, ahlak yani diğer bir ismiyle etik gibi alanlarda değer felsefesinin içerisine giriyor. Değer dediğimiz şey aslında bireylerin davranışlarına temel teşkil eden değerleri araştırıyor. İnsanların ahlaki yargılarını, neyin iyi, neyin kötü, neyin estetik, neyin güzel, neyin çirkin olduğunu sorgulayan bir alan olarak kabul edebiliriz. Biz felsefeyi bu üç ana başlık üzerinden işleyeceğiz. Peki biz ne demiştik en başında? Felsefe yapabilmek için bizim düşünmeye ihtiyacımız var. Düşünüp bunu dil ile ifade etmeye ihtiyacımız var. Dil ile ifade ettiğimiz şeyleri tekrar düşünmeye ihtiyacımız var. Yani felsefe aslında düşünmek üzerinden ilerleyen bir etkinliktir diyebiliriz. Hemen düşünmenin bir tanımına bakalım. Aklından geçirmek, zihninde canlandırmak gibi anlamları var düşünmenin. Düşünmek, duyu organlarından gelen verilerin algılanmasını, veriler arasında yeni bağlantılar kurulmasını, benzerlik ve farklılıklarına göre analiz, kategorize, soyutlanmalar ve genellemeler yapılmasını sağlar. Kalem yeşildir. Kalemin yeşil olduğunu görüyorum ve yeşildir yargısına ulaştığımda aslında ben göz organımla algıladığım rengi düşünerek ortaya bir yargı atıyorum. İnsanlar pek çok konuda soru sorup düşünür. Ancak düşünülen şeyin ne olduğu da kişiden kişiye değişir. Felsefe bir şey üzerine düşünmektir. Ancak bu düşündüğümüz şey çok derinlemesine düşünülen bir şeydir. Soyut ya da somut her şey olabilir. Örneğin ben felsefi bir soru sormak istesem, yarın ne yapacaksın dediğimde felsefi bir soru sormamış olurum. Felsefi nitelik taşımaz. Ancak düşünme nedir dediğimde bunun üzerine derinlemesine düşündüğüm için bu aslında benim için felsefi bir sorudur. Ya da başka bir örnek verelim. Saat kaç dediğimde saat kaçın net bir cevabı vardır. Ancak zaman kavramı zaman nedir dediğimde bu kişiden kişiye değişen farklı cevapların verilebileceği bir soru tarzıdır. O yüzden felsefede düşüncelerin felsefeye uygun olması, soruların felsefeye uygun olması da önemlidir. Düşünme işlemini yaparken bilinç ve öz bilinç kavramına değinmeden edemiyoruz. İlk öncelikle bilinç kavramının anlamını bir açıklayalım. İnsanın kendisiyle birlikte aslında çevresinde olan bitenleri algılaması, farkında olması, kavraması, nesne ve olayları ayırt etmesi diyebiliriz. Öz bilinç ise bakın burada öz varsa kişinin kendisi vardır. Bir şeyin içinde öz varsa kişinin benliği vardır. Kendi benliği vardır. Kişinin kendi düşüncesi üzerine düşünmesi, kendi bilincinin farkında olmasıdır. Hemen burada bir örnek verelim istiyorum. Arkadaşınızın köpeklerden korkmadığını öğrenmek bilincin işleviyken sizin köpeklerden neden korktuğunuzu düşünmeniz kendi bilinciniz üzerine bir düşünmedir. Bu da öz bilinç olarak örnek verebiliriz. Öz bilinç dediğimiz şey ne dedik? Kendi benliğimizle alakalı. Dolayısıyla buna soyut düşünce diyebiliriz. Soyut olarak bakabiliriz. Bilinç ise çevreyle ilgili olduğu için somuttur diyebiliriz.
Evet arkadaşlar, şöyle bir toparlayalım. Ne dedik? İlk öncelikle felsefenin ne olduğuna baktık. Felsefe olarak nasıl sorular sorabiliriz dedik. Düşünmeye baktık. Bilince ve öz bilince baktık. En son olarak da felsefe olarak ortaya koyduğumuz düşünceler nasıl olur? Bu özelliklere kısaca bir değinmek istiyorum. İlk olarak nedir? Sorgulayıcıdır dedik değil mi? Biz filozof içinde bu özelliği söyledik. Ne demekmiş sorgulama? Felsefede soru sorma ve sorular üzerine sistemli bir düşünme etkinliğinin olması felsefenin en önemli özelliğidir. Sormazsan ilerleyemezsin felsefede. Sordukça bir soru başka bir soruyu doğuruyor. Bundan dolayı da cevaplardan çok biz felsefi düşüncede sorular önemlidir diyeceğiz. Merak etme güdüsü vardır diyeceğiz. Merak etmeden bir şeyi araştıramazsın. Dolayısıyla felsefe merak etmeyle başlayan zihinsel, yani akla dayanan bir etkinliktir diyebiliriz. Şüphe duyma. Eğer şüphe duymayla işe başlarsan bir şeyleri sorgulayabilirsin, eleştirebilirsin. Olanı olduğu gibi aslında kabul etmezsin. Hayret etmen lazım. Filozof alışkanlıklara saplanıp kalmaz. Çevresinde olup bitenlere sanki ilk defa şahit oluyormuş gibi hala hayret edebilen bir insan tipidir. Rasyonel olma, diğer bir ismiyle ne demiştik? Akılcı olma. Yani zihinsel bir faaliyet, insan aklının bir ürünüdür. Yığılımlı ilerliyoruz. Bunun diğer bir ismi de kümülatiftir. Yine ilerleyen konularımızda bu kelimeye sık sık değineceğiz. Yığılımlı ilerleme deyince kümülatif kavramı aklımıza gelecek. Felsefi düşünceler sonraki dönem filozoflarını, diğer bilgi alanlarını etkiler ve bilgilerini biriktirerek ilerlemesine katkı sağlar. Bakın, biriktirerek ilerlediği için herhangi bir ispat yok. Deney gözlem yok. Birikiyor, ilerliyor, diğer bir filozofa kaynaklık edebilir, ancak ispat olmadığı için her bilgi birikerek, yığılarak ilerliyor. Hemen devam edelim felsefi düşüncemizin özelliklerine. Felsefi düşünce aynı zamanda nedir? Sorunlar evrenseldir. Yani bütün insanlığı ilgilendiren evrensel sorulardır. Varlık nedir sorusu bütün insanlığı ilgilendirir. Doğru bilgi var mıdır sorusu bütün insanlığı ilgilendiren sorulardır. Eleştirel olma, demin de bahsettim, aslında sorgulayıcı ve eleştirel olmayı aynı potada düşünebiliriz. Felsefe var olan bilgileri akıl süzgecinden geçiren bir düşünme etkinliğidir. Tutarlı olma. Filozof kendi içinde tutarlı görüşler ortaya koyabilir. İki farklı filozof arasında tutarsızlık olabilir, ancak filozof kendi içerisinde tutarlıdır. Refleksif olma, felsefi düşüncenin konusu felsefi düşüncenin kendisi de olabilir. Yani refleksif olmaya şunu söyleyebiliriz. Sürekli kendi üzerine dönen bir düşünce sistemidir. Sürekli kendi üzerine dönüyor. Varlık nedir diyor. Varlık nedir sorusuna cevap verdikten sonra verdiği cevap üzerinden tekrardan bir soru üretiyor. Yani sürekli kendi üzerine düşünen bir düşünce sistemidir. Sistemli midir? Evet, felsefi düşüncemiz sistemlidir. Felsefede konu ve düşünceler belirli bir ilişki ve düzen içinde ele alınarak sorgulanır. Özlerdir, en önemli özelliğidir. Her filozof evreni kendine ait bakış açısıyla anlamlandırır. Kesinlik taşımaz. Kesinlik taşısaydı zaten daha çok bilimsel bilgiye yönelirdik. Değişime açıktır. Filozoftan filozofa değişebilir diyebiliriz. Tümel midir? Evet, tümel dediğimiz nedir? Bütün kelime anlamı. Yine ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkacak bir kelimedir tümel. Felsefi düşünce insanı ve evreni tüm yönleriyle, yani ne? Tümel yönleriyle bütün olarak açıklamaya çalışır. Bilim ne yapar? Farklı konularda ayırarak, parçalayarak açıklar. Peki her şey felsefi bilgi ya da felsefi düşünce diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz arkadaşlar. Düşünme faaliyeti insanların tüm etkinliklerin temelinde yer alır. Ancak her düşünme felsefi düşünme değildir. Bazı yargılar felsefi düşünmenin içinde yer almaz. Bir düşüncenin felsefi nitelik taşıması için ilk öncelikle aklın sonucunda elde edilmiş olması gerekiyor. Gerekçelerle, dayanaklarla temellendirilmiş olması gerekiyor. Yani dayanak ve gerekçe olmadan, akla dayanmayan bir düşünceyi ortaya atamayız.
Günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik düşünmeler, rastgele kurulan hayaller, açıklaması yapılamayan dogmatik eleştiriye kapalı. Mesela din dogmatiktir. Dolayısıyla bu fikirler felsefi nitelik taşıyamaz diyebiliriz. Peki bu felsefe bize, topluma ne işe yarıyor? Bir bakalım. Hem kendimiz için irdeleyelim hem de yaşadığımız toplum açısından felsefenin işlevine bir bakalım. Birey için kendini tanımasını sağlıyor. Kendini tanımasını nasıl sağlıyor? Sorguluyor. Hayatı, varlığı, insanı sorguladığı için kendini tanıyabilmesi açısından bir işlevsellik sergiliyor. Toplum için ortak bir kültürün oluşmasını sağlar felsefe. Tekrardan bireye geliyorum. Farklı fikirlere açık olabilmemizi sağlıyor. Ne demiştik? Eleştirel demiştik. Hoşgörülü demiştik. Dolayısıyla farklı fikirlere açık olabiliyoruz. Toplum için tekrardan dönüyorum. Farklı toplulukların bir arada yaşamasını sağlıyor. Birey için ön yargılardan uzak duruyoruz. Yani olanı olduğu gibi yine kabul etmememiz sorgulama kısmına bizi tekrar geri döndürüyor. Toplumsal grupların birbiri hakkındaki ön yargılarında aslında giderilmesini sağlıyor. Evrensel dediğimiz için aslında her toplum içerisinde var olan felsefede toplumun bir arada tutunmasını sağlayan bir işleve sahiptir diyebiliriz. Yeni fikirleri oluşturuyor mu? Evet, bu yeni fikirler hatta yığılımlı olarak ilerliyor. Toplum için bilgi toplumu olmasını sağlıyor. Özgürce düşünebilmemizi sağlıyor mu? Evet, en başta ne demiştik? Felsefe yapabilmek için demokrasinin olması gerekiyor. Herkesin düşüncesini özgür olarak ifade edebilmesi gerekiyor. İnsanların kendisini özgürce ifade edebilmesi gerekiyor. Çok yönlü bir bakış açısı mı kazanıyoruz? Evet, olan olduğu gibi kabul etmediğimiz için varlığı sorguluyoruz. Bilgiyi sorguluyoruz. Geri geliyor Tanrı'yı sorguluyoruz. Dolayısıyla farklı yönlerden, farklı açılardan farklı kavramları eleştirebiliyoruz. Bilimlerin de gelişmesini sağlıyor toplum açısından. Birey için insanların kendi hayatlarına yön verebilmesi açısından bize yine yol haritamızı çizmemizde yardımcı oluyor felsefe. Demokrasi bilinci kazanmış bir toplum olması açısından yine felsefe bize yardımcı oluyor. Olgu ve olayları algı yoluyla çözümleyebilmemizi sağlıyor felsefe. Toplum açısından akla ve iradeye değer veren bir toplum, demokrasinin olduğu bir toplum oluyor yine. Arkadaşlar, son olarak felsefe ve hikmet ilişkisine değinmek istiyorum. Burada hikmet bir şeyin varlık, değer ve bilgi üzerine bir bilgiye ulaşılmasıdır. Yani şöyle, buradan hemen bir şekilde açıklayalım istiyorum. Hikmet bir evin, bir binanın çatısı iken felsefe bu evin, bu çatının altındaki odalar, daireler diyebiliriz. Bunu nasıl söyleyeceğiz? İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Bir alana diyeceğiz bilgi felsefesi, diğer alana sanat felsefesi diyeceğiz. Başka bir alana din felsefesi diyeceğiz. Diğer bir alana bilim felsefesi diyeceğiz. Ama hikmet diyor ki ben bunun hepsini incelerim. Sen ayrı ayrı konulara ayırabilirsin ancak ben bir şeyin özüne, esasına inmeye çalışırım. Felsefede sorgulama esastır. Hikmette ise felsefe hikmete ulaşma açısından önemlidir. Felsefe bütün bu olup bitenleri parça parça ele alırken hikmet bu olup bitenlerin hepsine bütün olarak bakıyor diyebiliriz. Kısaca felsefe ve hikmet ilişkisini de bu şekilde açıklayabiliriz. Evet arkadaşlar, konu biterken biz felsefeyle nasıl tanıştık, neler öğrendik bir kısaca bakalım. Felsefenin anlamlarına baktık. Filozoflar açısından ne anlamlara geliyormuş? Filozofun kim olduğuna değindik. Düşünme, bilinç ve öz bilinç arasında felsefeyi nasıl yürütüyoruz buna baktık. Felsefenin işlerine birey ve toplumsal açıdan baktık. Felsefi düşüncenin özelliklerine değindik. Ve son olarak da felsefe ve hikmet ilişkisine bakıp aslında felsefeyle tanışma konumuza bir adım atmış olduk. Ve geldik ödüllü sorumuza. Cevapları yorumlara muhakkak bekliyorum. Videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.